Merhaba sevgili dostlar, bugün videomuzun 3. serisindeyiz. Yani ender mutasyonlardan size bu videoda paylaşıyor olacağım, bilgi aktarıyor olacağım. Neden ender deniyor? Çünkü piyasada çok zor bulunan, bulunduğu zaman da çok yüksek ücretlere satılan bir mutasyon grubundan bahsediyor olacağız sizlere. Çünkü bu mutasyonlar belirli bir çiftleşme sonrasında biraz zor olan genlerinin zor birbirini aktarabildiği ve çiftleşme sonrasında çok fazla yavru alınamayan ve alındığı zaman da çok değerli olan mutasyonlar bunlar. Bakalım hangi mutasyonlar bunlara içine giriyor? Bakalım bu ender mutasyonların içinde sizin de beğendiğiniz bir renk var mı? Benim birkaç tane beğendiğim renk var. Mutasyonlar içerisinde çok hoşuma giden renkler var ama çok yüksek fiyatlara satılıyor. Almak çok mümkün değil. Yani ben vermem o kadar para. O ayrı bir nokta. Vermek isteyen tabii verebilir. Bir de hiç alamayacağınız Türkiye'de olmayan mutasyonlar var. Onlar hangisi? Videomuzda. Evet arkadaşlar, dördüncü ve son kategorimizde ender bulunan mutasyonlardan bahsediyor olacağız. Bunlar piyasada çok fazla bulunmayan, bulunduğu zaman da çok yüksek ücretli satılabilen kaliteli tarz olarak da görüntü olarak da gösterişli kuşlardır. Nedeni ise ender bulunmaları ve üretim konusunda biraz problem olması. Yani az üretildiği için, az tuttuğu için az oluyor ve bundan dolayı da fiyatı ne oluyor? Arz talep etkisiyle fazlalaşıyor. Şimdi bu ender mutasyonların başında bir tepeliler gelmektedir. Tepeli ya da perçemli olarak da söyleyebiliriz. Bunlar eşsiz mutasyonlardır. Bu türlerin kafasının en üst kısmında tüyler merkezden yanlara doğru uzayarak taç şeklini alır görseldeki gibi. Genellikle 3 tipte tepeli vardır. Tam dairesel tepe tipinde kafa tüyleri başın üzerinde bir merkezden yayılan ve tam bir daire oluşturacak şekilde aşağı doğru uzanmaktadır. Bu görüntü müzik grubu Beatles'ın saç kesim modelini anımsatır çoğu kişiye, bilenlere özellikle. Yarım dairesel tepe tipinde ise kafa tüyleri yine başın üzerinde bir merkezden yayılmaktadır. Ancak tüy uzunlukları daha kısadır ve aşağı doğru uzanmaz sevgili arkadaşlar. Perçemli tepe tipinde ise başın ön kısmındaki tüyler haricindeki kafa tüyleri arkaya doğru yatık ve basıktır. Bu tüyler ön kısımda perçem şeklinde bir şekil oluşturur. Bazı tepelilerin ise arkasında, kanatların arkasına çıkan çarpık tüyler uzanır ve dikilir. Bunlara da yine Japones muhabbet kuşlarının tepelisi, perçemlisi olarak da adlandırıyoruz biz bunları. İkinci maddemiz, ikinci türümüz nedir? Fallow, yani deve tüyü kahverengi desenli muhabbet kuşlarıdır sevgili arkadaşlar. Fallow türü çeşitli tipleri vardır fakat genel olarak Fallow'un kafa çizgileriyle kanat ve kuyruk desenleri deve tüyü renginde kahverengimsidir. İngilizce karşılığı fallow ismi buradan gelir. Vücut tüyünün rengi oldukça soluktur fakat bel bölgesinde biraz daha belirginleşmektedir. Gözleri kırmızıdır. Bu türlerde pembe iris olmaz ama bazılarında olabiliyor, çok nadir olanlarında mutasyonlarda. Erkek fallow muhabbet kuşlarında ceri rengi normalde değişmez. Yetişkin erkeklerde ceri rengi mordur. Dişilerde ise beyazdan kahverengiye giden renk kartelesi bulunmaktadır. Bu tür çok güzel ve oldukça özel bir türdür ve genelde sadece kuş sergilerinde görebilirsiniz bu kuşları sevgili arkadaşlar. Yüksek miktarda fiyatlara satarlar. Üçüncü sırada semer sırtlılar ya da saddleback adında vermiş olduğumuz muhabbet kuşları bulunmakta. Bu saddlebackler kafa çizgileriyle omuz bölgesinde kanatların üst kısmında V şeklinde bulunan bir desenden koyu gri renklidir. Desenlerin rengi kanatlardan aşağı doğru gitgide normal siyah rengini almaktadır sevgili arkadaşlar. Kafa çizgileri opallerdeki gibi seyrektir ve semer sırtlarının kafa ve kanatlarında opallerin aksine gövde renginde izler gözükmez. Bu muhabbet kuşunun geriye kalan bütün renk ve desenleri normaldir bu arada. Bu kuş türü ilk olarak 1975 yılında Avustralya'da ortaya çıkmış ve oldukça nadir bir kuştur. Dördüncü sırada Texas temiz vücut. Texaslar vücut tüylerinin rengi soluk ya da tamamen renksizdir ve kanat desenlerinin rengi üst kısımlarda koyuyken kanat uçlarına doğru açık griye dönmektedir. Texasların standardı vücut tüylerinin tamamen renksiz olması ve yerini kök rengine bırakarak tamamen sarı görünmesidir. Texasların vücut tüylerinde ancak %50 oranında seyrelmiş bir renk olur.
Bu durumda vücut tüyü renk özellikleri bel ve kuyruk üstü bölgesinde yoğunlaşmaktadır, koyulaşmaktadır sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde 5.ye geldik. Barut renkli slate adını vermiş olduğumuz. Bende bundan vardı. Annesi sarı renkliydi, baba da mor renkliydi ve bu baruttan çıktı en az 3-4 tane. Çok sevdiğim bir renktir, hoşuma gidiyor koyu rengiyle. Slate yani barut, menekşe rengi ve gri karışımına benzeyen bir renk faktörüdür. Bu faktör beyaz kökenli muhabbet kuşlarında koyu mavimsi ve gri bir görünüm kazandırır. Benim hoşuma gitmesi bundan dolayı belki. Slate versiyonundaki koyuluk oranı kuşu sahip olduğu siyah faktörüne göre bir miktar farklılık gösterebilir sevgili arkadaşlar. Bu faktör sarı kökenli muhabbet kuşlarında da olabiliyor. Daha demin de söylediğim gibi. Fakat sadece bir karartma etkisi oluşturur. Gerçek barut rengi sadece mavi ve beyaz kökenli muhabbet kuşlarında gözükür. Bu tür kuşlarda son derece nadir gözükmektedir sevgili arkadaşlar. 6. maddemiz antrasitler bulunmakta. Antrasit muhabbet kuşu siyaha yakın, çok fazla koyu gri bir gövde rengi vardır. İsmini siyaha yakın, çok koyu gri rengi olmasından dolayı antrasit kömüründen almaktadır. Siyaha yakın gövde rengiyle aynı renkte olan yanak lekelerinin haricinde antrasitlerde bütün deseni normal renklidir. Bu variyete çok yenidir ve ilk olarak Almanya'da ortaya çıkmıştır. Bu tür genetik olarak yarı baskın özellik gösterir. Tek bir antrasit faktörü tıpkı kobalt oluşumunu sağlayan bir siyah faktör gibi karartma etkisi oluşturur. Yani iki antrasit faktörü olan bir muhabbet kuşu siyah gövde rengi ile gerçek antrasit olarak görülebilmektedir. Görselde de olduğu gibi. Evet arkadaşlar, siyah yüzlü black face'lerden bahsediyor olacağım. Türkiye'de görmedim. İstanbul'da görmedim. Sadece Hollanda'da mevcut olduğu bilgisi var internet sitelerinde. Doğru mu yanlış mı onu da bilemiyorum ama ben denk gelmedim. Siyah yüzler de normalde biliyorsunuz beyaz surat ya da sarı surat oluyor ve siyah çizgileri oluyor. Buradaki beyaz ya da sarı tüyler siyah oluyor. Siyah çizgilerle de birleştiği zaman komple siyah bir kafa yapısı oluşuyor. Gövdesindeki renkler de aşağı doğru gitgide koyudan açığa doğru giderek vücut renginde koyulaştığı yine gözükmektedir. Sevgili arkadaşlar, çok nadir bir türdür. Dediğim gibi buralarda bulma şansınız çok çok az diyebiliriz. 8. maddemizde benekliler bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Benekliler de yine eşsiz bulunan mutasyonlardan bir tanesidir. Genelde ilk önce normal standart muhabbet kuşu gibi gözükmekle beraber takip eden tüy değişimlerinde yeni çıkan tüyleri her seferinde eski oranla daha renksiz ve beneksiz çıkar ve bu belirli yerlerde sanki benek olmuş gibi gözükmektedir. Bu türlerde renksiz vücut tüyleri üzerine rastgele sanki lekeli olan bir parçalı muhabbet kuşu gibi gözükmeye başlar. Beneklenme miktarı bireysel olarak değişkenlik gösterir. Bunu hiçbir zaman hiç unutmayın. Bazılarının vücut tüylerinin çoğunluğu normal renk ve desene sahipken bazılarında renk ve desenler büyük ölçüde kaybolabilmektedir. Ve son olarak aktaracağım tür bu ender bulunanlarda dantel kanat lacewing olarak geçen kuşlardır. Bunlar dantel kanatlar da benim sevdiğim bir tür. Özellikle bu sarı ve beyazlarda çok güzel duruyor. Lütune ve albino ve tarçini birleşimi olan bir variyetidir. Bu da çok nadir bulunan ve çok yüksek fiyatlara satılan kuşlardır. Özellikle ben bunun görseldeki ilk gördüğünüz beyaz üzerine hafif kahverengi tarçini rengi olan kuşlardan hoşuma gidiyor ama birkaç yerde sordum. Çok sağlam fiyat söylediler. O yüzden vazgeçtim. Bu türler genelde kök rengi beyaz olan ya da sarı olan kuşlardır. Vücut tüylerinin üzerine çok hafif bir vücut rengi dağılımı görebilirsiniz. Görseldeki gibi kafa çizgileri, kanat ve kuyruk desenleri açık tarçın renginde olup yanak lekeleri soluk menekşe rengindedir. Gözleri ise kırmızı pembe olabiliyor. Erkeklerde cere rengi çok değişmiyor ve mor olarak genelde görebilirsiniz. Yetişkinlerde ise beyazdan kahverengi kadar değişen cere rengine sahiptir. Dediğim gibi çok nadir kuşlardır. Genelde sergilerde görebilirsiniz. Eğer size satıyorlarsa ya kuşta bir sıkıntı sorun vardır, elden çıkarıyor olduğunu düşünebilirsiniz. Uygun fiyata veriliyorsa sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, ender mutasyonları da bitirdik. Sizlerle beraber 3 tane video serisi bitirdik. Eğer izlemek istiyorsanız videonun sonunda paylaşılan videolar bölümü var. 2 tane küçük kare geliyor. Oradan yine
1 ve 2. mutasyonları, serileri izleyebilirsiniz. Çünkü bunlar hep kombine olan bir şeydir, mutasyonlar konusu. Umarım beğenmişsinizdir. Paylaşım yapmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.